Çok çılgın bir yapay zeka sitesiyle karşınızdayım. Eminim bayılacaksınız. En baştan garantisini veriyorum bunun. Bu yapay zeka sitesiyle arkadaşlar mesela bu fotoğrafımı şu anda yanda gördüğünüz fotoğraflar haline getirebildim. Ve bunu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Prompt desteği de sağlıyor size. Görseli tanıyor ve sizlere o görselin promptunu çıkarıyor. Veya çizdiğiniz bir tasarım var. O elinizle çizdiğiniz tasarımı çok daha gerçekçi bir hale getirebiliyorsunuz. Veya bir logo çizdiniz. O logoyu usta bir grafik tasarımcının elinden çıkmış gibi bir hale getirebilirsiniz. İki boyutlu karakterleri üç boyutlu hale getirebilirsiniz. Veya bir resmi bambaşka şekillere dönüştürebilirsiniz. Ve bunları ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir site göstereceğim şimdi sizlere. Bu videoyu çektiğim tarihte 200 kredi veriyor sizlere. Ücretsiz derken %100 ücretsiz değil, 200 kredi veriyor. Ama başka maillerle tabii ki girerek bir 200 kredi daha alabilirsiniz. Fakat bu videoyu ileri bir tarihte izlerseniz ve ücretli derseniz o zaman yapabileceğim bir şey yok. O yüzden de bu video bittikten sonra hemen girişin derim. Şimdi hızlıca siteye bir giriş yapalım bakalım. Sitenin adı styler.ai. Şu anda ekranda yazılan siteye girebilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmında linkini bırakacağım zaten. Siteye girdikten sonra hemen bir hesap oluşturuyoruz. Yani sign up diyoruz sağ üstten. Ben zaten giriş yapmıştım ya da login diyerek buradan continue with Google diyerek Gmail adresinize de giriş yapabilirsiniz. Zaten birçoğunuz muhtemelen öyle giriyorsunuzdur. Giriş yaptıktan sonra burada en başta daha önce yaptığınız projeleri görüyorsunuz. Benim önceki projelerim burada. Burada sitedeki popüler stiller var. Hangisinin nasıl sonuçlar ortaya çıkardığını burada tek tek görebilirsiniz. Birçok farklı stil var çünkü. Şimdi onlardan bazılarını deneyeceğiz zaten. Hepsini denersem video uzar gider. O yüzden kendiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturmak için buradaki New Project'e tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir canvas geliyor. Çalışma alanı. Yukarıda çözünürlüğü var. Bu çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Buradan dilerseniz elinizle bir çözünürlük girebilirsiniz. Veya buradaki hazır ölçekleri kullanabilirsiniz. Yukarıya da proje adını yazabiliyorsunuz. Burada da ekranın ne kadarını görmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Fit to screen derseniz eğer tam ekran olacaktır. Burada ilk defa girdiğinizde 200 kredi göreceksiniz. Ben kullandığım için 114'e düştü şu anda. Onun dışında solda seçme aracı var. Hand grip var, yani tutup işte ekranı kaydırma aracı. Ve bir de text tool var. Onun altında da import image ve text to image kısımlarını görüyorsunuz. Çok basit, dümdüz, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir arayüzü var. Hemen ilk denemeye geçelim. Import image'a tıklıyorum. Burada ilk olarak kendi fotoğrafımdan bir şeyler yapacağım. Kendi fotoğrafımı bu çözünürlüğün içerisine aldı arkadaşlar. Kenarlarda siyahlık kaldı. Dilerseniz şuralardan tutup, move tool'la tabii ki, şuralardan tutup genişletebilirsiniz. Fakat bu şekilde yaparsanız oranı bozulacak fotoğrafın. Ctrl Z ile geri aldım. O yüzden Shift'e basılı tutup yapmanız gerekiyor. Şu kenardan tuttum, Shift'e basılı tuttum. Şöyle büyüttüm görselimi. Tam çerçevenin içerisine aldım. Dilerseniz tabii ki şunu da yapabilirsiniz. Buradaki oranı değiştirebilirsiniz. Mesela 3'e 4 yaparsam bu sefer daha fotoğrafıma uygun olacak bakın. Buradan tekrar fit to screen dedim. Burada auto select, lasso, insert, remove object ve remove background gibi özellikler var. Bunlar başka yapay zekalarda da olan şeyler olduğu için bunların üzerine durmayacağım. Yani remove object derseniz mesela bunu seçip işte belli bir alan seçtikten sonra orayı kaldırabilirsiniz. Bunu göstermeyeceğim şu anda. Photoshop generative fill'de de aynıları var zaten. Ya da insert derseniz belli bir bölgeyi seçip oraya prompt girerek bir şey ekleyebilirsiniz. Veya bir şeyi değiştirebilirsiniz. Remove background'a tıklarsanız da arka planı kaldırabilirsiniz. Şimdi bu sitenin asıl özelliğini göstereceğim. Image to image'a tıklıyorum. Ve burada bakın stiller var. Buradan bir stil seçeceğim. Bu fotoğraf zaten gerçekçi olduğu için gerçekçi, yani gerçek fotoğraf olduğu için gerçekçiyi seçmeme gerek yok. Mesela freestyle'ı seçeyim. Buraya bir prompt yazmanız gerekiyor. Bu promptu da, prompt yazmayı bilmiyorsanız bu site size destek oluyor. Bakın şurada auto prompt var. Buraya tıkladıktan sonra görseli analiz ediyor, tarıyor ve sizin için o görseldeki şeyi tarif ediyor arkadaşlar. Mesela burada tarif etti. Hemen Türkçe'ye çevirelim bakalım. Siyah kapşonlu bir adam gülümsüyor ve kameraya bakıyor. Gri saçları ve sakalı ona seçkin bir görünüm kazandırıyor. Buradan stilin gücünü ayarlayabilirsiniz. 0.8 ideal rakam. Daha sonra Stylerize'a tıklıyorsunuz ve şu anda işlemeye başlıyor. 4 tane farklı varyasyon üretiyor. Şu anda krediden gitmedi. Birazdan üretince gidecek. Şimdi üretmesini bekliyorum. Evet, 4 farklı seçeneğim geldi. Üzerlerine gelip hiçbir şeye tıklamazsam eğer
ön izleme olarak böyle gösteriyor. Üstteki iki tane biraz daha farklılaştırıyor. Alttaki iki tane ise daha benzer oluyor bu arada. Mesela şurada bayağı bir Hintli'ye dönmüşüm ama oldukça güzel olmuş yine de. Mesela bir tane şunu seçeceğim arkadaşlar. Bakın bir tane seçtiğinde şuraya ekledi. Staging Area diye bir kısım var. Buraya 8 tane ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bunları Place on Canvas diyerek katmanlara sıralayacağım. Bu videoyu atlamadan geçmenizi öneriyorum. Çünkü buralar önemli. Şimdi başka bir tarzda daha üreteceğim. Kendi fotoğrafımı değiştireceğim. Apokalip tik fotoğrafi olsun mesela. Bunu seçtim. Tekrar şuradaki sarı butona tıklıyorum. Şöyle 4 tane üretti. Bu apokaliptik stili gerçekten çok güzel. Şunlar müthiş oldu mesela. Şunu seçeyim, bir de şunu seçeyim. Şu anda 3 tane seçmiş oldum. 8'e kadar seçebilirsiniz arkadaşlar. Her yaptığımda kredi gidiyor gördüğünüz gibi. Uzun uzun diğer stilleri göstermeyeceğim bu fotoğrafta. Şimdi bunları Place on Canvas diyorum. Ve bunların hepsi bakın sağ tarafta katman katman böyle eklendi. Bunların üzerinde yine değişiklik yapabilirsiniz. Insert ile bir şey ekleyebilirsiniz. Remove ile bir şeyi çıkarabilirsiniz. Ve burada katmanları görüyorsunuz. Katmanın yanında göz işareti var. Bunu kapatırsam bir alttaki katmanı görürüm. Bunu kapatırsam bir alttaki katmanı, bunu da kapatırsam orijinal fotoğrafı görüyorum. Tekrar gözleri açıyorum. Bunların hepsini indirebilirsiniz ya da tek tek indirebilirsiniz. Tek tek indirmek isterseniz mesela Layer 4 seçili. Layer 4'ün üzerinde sağ tıklıyorum. Buradan Save as Image dediğim zaman arkadaşlar bilgisayarıma bakın indirdi. Eğer bu katmanların hepsini indirmek isterseniz sağ üstte Export var. Buraya tıkladıktan sonra kaç kat büyük indirmek istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Mesela 3x'e tıklarsanız bu çözünürlüğün 3 katı yükseklikte bir çözünürlükte inecek. Fakat burada Export All Layers'ı seçemiyorsunuz. Hepsini indiremiyorsunuz. Export All Layers seçmek için 1x'te indirmeniz lazım. Bunu seçtiğiniz zaman burayı işaretleyebiliyorsunuz. Yani 4 katmanı da indirebiliyorsunuz. Buradan da PNG ya da JPEG olarak formatı değiştirebilirsiniz. Export for Pix dedim. Şu anda 4'ü birden zip olarak indi arkadaşlar. Zip'ten çıkardım ve şu anda gördüğünüz gibi 4 tane fotoğraf haline geldi. Ve hepsi aynı yerde duruyor. Bunlarla mesela değişim videosu yapabilirsiniz. Hepsi aynı yerde olduğu için, aynı çözünürlükte, aynı oranda olduğu için böyle oldukça güzel görüntüler çıkabilir. Ben de Instagram'da Ozan Sihay yapay zeka profilimden paylaşmıştım hatta. Videonun başında da gördüğünüz şekilde. Böyle aralara cross dissolve attım ve güzel bir video çıktı. Şimdi başka bir görselde bir deneme yapacağız. Bunların hepsini seçtim ve sildim. Bu arada text to image kısmı da var. Text to image kısmını anlatmıyorum. Yani bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Burada prompt girerek sıfırdan bir görselde üretebilirsiniz. Dediğim gibi bu sitenin asıl özelliği bir görseli başka bir görsele dönüştürmesi. Ama text to image kısmı da oldukça başarılı. Şimdi burada Fred Çakmaktaş'ın bir görseli var. Image to image'a geliyorum ve buradan auto prompt'a tıklıyorum. Resimde 1960'ların popüler animasyon televizyon programı Fred Flintstone'un bir çizgi film karakteri yer alıyor. Kravat takıyor ve beyaz bir arka planın önünde poz veriyor diye direkt olarak görseli tarif etti. Fred abimizi realistik olarak çevirelim. Gerçekçi bir haline dönüştürelim. Bakalım nasıl olacak. Style Rise'a tıklıyorum. Style Rise'da çok zor bir kelime. Sarı buton diyelim biz ona. Sarı butona tıklıyorum ve 4 varyasyonu oluşturmaya başladı şimdi. Evet, 4 tane varyasyon verdi. Mükemmel oldu. Şunlara bakar mısınız? Bak yine üstteki iki tanesi biraz kendi kafasına göre değiştiriyor. Alttaki iki tanesi görsele daha çok benziyor arkadaşlar. Place on Canvas diyelim. Orijinali bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir diğeri bu. Ve diğeri de bu. Sonuçlar süper. Böyle çizgi film karakterlerini ya da iki boyutlu karakterleri görselleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başka bir alanda bir deneme yapacağım. Bu sefer de Mona Lisa tablosunu başka bir tarza dönüştürelim bakalım. Image to image'a gelip bunu yine auto prompt haline getiriyorum. Bu arada her auto prompt'a tıkladığınızda farklı bir prompt yazıyor. Bu sefer de başka bir stil deneyelim. Dreamy 3D olsun. Evet, sonuçlar geldi. Yine üstteki iki tanesini kafasına göre yaptı. Ama alttaki iki tanesi Mona Lisa'ya oldukça benzedi arkadaşlar. Layer 3 bu, Layer 2 de bu. Evet, bir tane böyle bir şey çevirdi ve bir de böyle bir şey çevirdi. Fena olmadı. Bu bayağı bir gerçekçi oldu hatta. 3D'den ziyade gerçekçi hale dönüştürdü diyebilirim. Bu sefer de arkadaşlar şöyle bir çizim ekledim. Bu mimari bir çizim bakın. Özellikle mühendis mimarsanız bu özelliğe bayılacaksınız gerçekten. Gerçekçi bir görsele dönüştüreceğim. Gerçekçi bir ev konseptine dönüştüreceğiz. Aşağıya doğru iniyorum stillerde. Bakın burada İşte endüstriyel var, minimalist var, modern var. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Modern'i seçelim ve sarı butona tıklayalım. Tek tek bakalım. Evet, çizimimiz buydu. Basit bir mimari çizim bu. Ve üzerine bunu gerçekçi hale getirerek şöyle bir tasarıma dönüştürdü. Mükemmel oldu. Şöyle bir tasarıma dönüştürdü.
böyle bir tasarıma dönüştürdü ve bir de buna dönüştürdü. Ve son olarak da bunu profesyonel bir logoya dönüştürmesini isteyeceğim. Görseli tarif etti ve bu sefer aşağıya doğru şöyle bakıyoruz. Burada logo ile alakalı bir stil vardı. Bunu retro bir sticker'a da dönüştürebilirsiniz. İki boyutlu çizgi film tarzı bir logoya da dönüştürebilirsiniz. Veya majestik, daha profesyonel bir logoya da dönüştürebilirsiniz. Majestik logoyu seçiyorum ve stylize'a tıklıyorum. Sarı butona. Ve sonuç geldi arkadaşlar. Bir tanesini buna dönüştürdü. Bakın çizimimizle neredeyse birebir aynı. Bir tanesini, şunu kapatalım ha. Birini buna dönüştürdü ve bir diğerini de buna dönüştürdü. Bu siteyle yapılacak çok fazla şey var ama ben daha fazla zamanınızı almayayım. İsterseniz hemen dalın siteye ve sizler kendi denemelerinizi yapın. Site yoğunluktan dolayı çok fazla üye alamayabilir. Özellikle bu videodan sonra muhtemelen daha da yoğunlaşacak. O yüzden hemen girmeye çalışın, hemen üye olmaya çalışın derim. Bu arada bir hatırlatma, Instagram, TikTok ve özellikle de X, yani Twitter'dan da takip ederseniz yeni çıkan yapay zekaları sizlerle o platformlarda da sıklıkla paylaşıyorum. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.